Hiç şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu vesileyle Cumhur İttifakı'nın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile tüm MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz milli iradenin üstünlüğü ilkesinin bedelini kanlarıyla ödeyerek dünya demokrasi tarihine de geçmiştir. Yaşadığımız toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan haline getiren tüm şehitlerimize, özellikle 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele ve beka harekatlarımızda son nefeslerini veren şehitlerimizin de kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Türk milleti vatandaşı ve güvenlik güçleriyle yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin geleceği için bu mücadeleyi ila nihaye sürdürmekte kararlıyız. Her fırsatta en gür sada ile tekrarladığımız İstiklal Marşımızda verilen mesajı asla unutmuyoruz. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Evet, biz işte o yarınlar için gece gündüz terimizi ve gerektiğinde kanımızı akıtan bir millet olarak hakkın müjdesine mazhar olacağımıza yürekten inanıyoruz. Dünyanın siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç çatışmalara, yılbaşından bu yana da koronavirüs belasıyla, özelliğiyle bunun bütün yıkıcı salgın olarak tahribatına karşı pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde Türkiye dimdik ayakta kalarak farkını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı olarak bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı en üst seviyede koordine ederek bu süreçte Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen bir ülke haline getirdik. En büyük gücümüzün birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olduğunun bilinciyle hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte kalbi ve fiili desteğiyle ülkesinin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum. Aziz milletim, değerli misafirler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Diğer tüm değişimler ya savaş şartlarında ya da olağanüstü dönemlerde gerçekleşmiştir. Demokrasinin ve cumhuriyetin özüne uygun bu reformun sahibi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bu süreçte biz sadece milletimizin gösterdiği istikamette üzerimize düşenleri yaptık. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığına layık gören 26.331.000 vatandaşımız ile 83 milyon milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeni sistemde demokrasinin saç ayağı olan yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkileri çok daha netleştirdik. Böylece her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini temin ettik. Nitekim Türkiye yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden koronavirüs salgınına kadar pek çok alanda
Bunun somut neticelerini gördük, görüyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette yaşanıyor. Yine yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde eksikleri hızla tamamlıyor, aksaklıkları süratle düzeltebiliyoruz. Her değişim gibi bunun da oturması vakit alacaktır. Yönetim sistemimizi değiştirirken iç ve dış siyasetten tarihi ve sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Alışkanlıkları değiştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. En başta kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz. Ama adım adım hedeflerimize doğru ilerlerken bunların da üstesinden geliyoruz. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize rağmen iş yapmayı, hele hele millete karşı durmayı aklımızdan bile geçirmedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini sadece lafzıyla değil, özüyle her çalışmamızın merkezine yerleştirdik. Sultanül Berrayn ve Sultanül Bahreyn, yani iki kıtanın ve iki denizin hakanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde hünerin ülkeyi imar ederek milletin kalbini kazanmak olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Ayasofya'yı yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun olarak müzeden camiye dönüştürme kararımız da bu anlayışın ürünüdür. Türkiye sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Geçmişinde sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir devletlerden biriyiz. Bu gururla kimsenin hakkına göz dikmeyen, ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde, gerek ülkemizin dışında, ister Irak'ın kuzeyinde, ister Suriye'nin kuzeyinde, ister Barış Pınarı Harekatı'nda, ister İdlib'de, ister Libya'da, İster Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yapmış olduğu saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Etki alanımızdaki her yerde adaleti, hakkı, hukuku, güvenliği, huzuru, refahı, velhasıl insani tutum hasletlerini hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını bugüne kadar yaptıklarımızla ispatladık. Karşımızdakiler hangi ahlaksızlığı yaparsa yapsın, biz inancımızın ve tarihimizin bize gösterdiği istikametten şaşmayacağız. Böyle bir duruşta asla çıkar hesaplarına, kirli pazarlıklara, menfaat için hakka ve halka sırt dönmeye yer olmayacağı açıktır. Bugüne kadar böyle davrandık. Bundan sonra da aynı ilkeli, onurlu, insani ve vicdani duruşumuzu koruyarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz milletim, değerli misafirler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Tabii bu yönetim sistemi gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkan sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de biz yaptık. Öyleyse en doğrusu budur gibi bir inatlaşmaya gitmeyeceğiz. Daha iyisini, daha eftalini,
daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüzde, siyasetimizde açıktır. Yasama ve yargı organlarıyla da uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz bu görevimizde ikinci yılımızı tamamladık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletimizin düzenleme yapma fonksiyonunda en ufak bir aksama şu ana kadar hamdolsun yaşanmamıştır. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı kurumların 2018 yılında 154.507 olan toplam kayıtlı birim sayısı birleştirmeler ve ilgalarla 2020 yılında 152.217'ye gerilemiştir. Mali idareler seçimleri ve salgın gibi ülkemiz açısından iki önemli hadiseye rağmen yürütmenin çalışmalarında herhangi bir aksamaya meydan vermedik. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. 9 Temmuz 2018 tarihinden bugüne kadar Ankara ve İstanbul'daki çalışmalarımız dışında yurt içinde 78 ilimize 114 seyahat gerçekleştirerek milletimizle kucaklaştık. Aynı şekilde 2018 yılında 16 ülkeye, 2019 yılında 14 ülkeye, 2020 yılında ise 10 ülkeye toplam 47 farklı ziyaret yaparak uluslararası alanda ülkemizin hak ve menfaatlerinin takipçisi olduk. Ülkemize gelen 98 devlet ve hükümet başkanını misafir ettiğimiz bu dönemde mevkidaşlarımızla 366 telefon görüşmesi yaparak gündemimizdeki konuları ele aldık. Bölgesel ve küresel hemen tüm sorunların çözümünde Türkiye her liderin görüşüne başvurduğu, işbirliğini aradığı bir ülke haline gelmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dijital Türkiye çalışmalarında kat ettiğimiz başarılı mesafe sayesinde kamu hizmetlerinin derli toplu ve hızlı şekilde verilebilmesini sağladık. Bu kapsamda 27 bin olan kamu hizmeti sayısını sadeleştirerek 8.097'ye, vatandaştan istenen belge sayısını ise 42 binden 833'e düşürdük. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişin ardından vatandaştan talep edilen belge sayısını %95 azalttık. Resmi yazışma işlem süreleri gelende ortalama %71, gidende %32 azalma gösterdi. Dijital Türkiye'deki kurum sayısını %44 artışla 664'e, elektronik devlet şifresi olan vatandaş sayısını %27 artışla 48.584.000 kişiye ulaştırdı. Bu platforma toplam giriş sayısında geçtiğimiz yılın toplamı olan 1,2 milyar seviyesine bu yılın ilk 6 ayında yaklaşmış bulunuyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde Birleşmiş Milletler Elektronik Devlet Çevrim İçi Hizmet Endeksinde ülkemiz 193 ülke arasında 22. sıraya yükseldi. Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında toplam 2,3 trilyon lira tutarına ulaştık. Bunun 309,5 milyar lirası kamu yatırımı, 2 trilyon lirası özel sektör yatırımıdır. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2384 ana eylemin %93'ünü tamamladık. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 2019-2023 dönemini kapsayan ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacak temel politika belgemiz olan
11. kalkınma planımızı açıkladık. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde ülkemiz geçtiğimiz 2 yılda 60. sıradan 33. sıraya yükseldi. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlamak amacıyla risk sermayesi fonu oluşturduk. Yatırımı desteklemek için kurduğumuz lojistik merkezleri ve bağlantı hatları yanında kombine yük taşımacılığı mevzuatının oluşturulmasında büyük ilerleme sağladık. Yatırım ortamı performans kriterlerini oluştururken küresel yenilik endeksinde ülkemizi hamdolsun daha üst sıralara hızlıca taşıyacak yol haritasını da hazırladık. Coğrafi bilgi sistemi kurulumuz vasıtasıyla milli coğrafi bilgi altyapımızı ferdi kullanıma açarak günlük hayatı kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımız ulusal coğrafi bilgi platformu üzerinden edinecekleri mülkü ve çevresini inceleyebilecek, heyelan, sel ve deprem gibi afetlerde gerçek zamanlı bilgiye ulaşabilecektir. Bu sistem ayak bastığımız toprağın hangi tarım ürünü için elverişli olduğundan tarihi özelliklerine, yeşil alan ve donatı ihtiyaçlarına kadar tüm bilgileri kolaylıkla takip etme imkanı verecek. Eğitimde 2023 eğitim vizyonu belgesini açıklayarak bu alanda varmak istediğimiz yeri, yol haritamızı, güzergahımızı kamuoyumuzla paylaştık. Yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli dijital altyapıyı kurarak pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Yaygınlaştırma aşamasını başlattık. Son 2 yılda ilk ve orta öğretimde 2805 yeni okul, 15.000 yeni derslik inşa ettik. 87.681 öğretmen ataması yaptık. Daha öncekilere ilave olarak 17 bilim ve sanat merkezi, 1913 laboratuvar, 1034 kütüphane, 634 Z kütüphane adını verdiğimiz dijital kütüphane açtık. 2018 yılında ek ders ücretiyle birlikte bir öğretmenin eline aylık, değerli arkadaşlar burası çok çok önemli çünkü bunların çok spekülasyonu yapılıyor, 4.153 lira geçerken bir öğretmenin eline, bu rakam %25'lik artışla 5.177 liraya ulaşmıştır. Daha önce 2+2 olmak üzere 6 yıl zorunlu hizmet süresiyle çalışan sözleşmeli statüdeki öğretmenlerimizin hizmet yılını 3+1 olmak üzere 4 yıla indirdik. Özel eğitimde erken çocukluk döneminde ihtiyaç olan anaokulu sayısını sadece son 1 yılda %94 oranında artırdık. Orta ağır düzey engelli öğrencilerin temel yaşam becerileri kazandıkları 175 uygulama evini tamamlayarak bunları da hizmete sunduk. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin fiziki kapasitesini Türkiye genelinde standart hale getiriyoruz. Ülkemizin rekabet gücü yüksek savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirmeye yönelik ilk adım olarak Aselsan üretim tesislerinde savunma sanayi lisesi açtık. Patenti Türkiye'dedir diyebilmek için okullarımızda patent, faydalı model ve tasarım odaklı eğitimin kapılarını araladık. Turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere turizm ve otelcilik alanında eğitim veren 11 yeni meslek lisesini hizmete sunduk. İlkokuldan başlayarak eğitimin tüm kademelerinde 6507 adet tasarım beceri atölyesini 11 farklı model ile kurduk. Salgın döneminde hem evlatlarımızın
hem aile büyüklerinin sağlığını korumak için EBA adını verdiğimiz eğitim bilişim ağı sistemini hızla hayata geçirdik. Uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA sistemi 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. internet sitesi, dünyada ise 3. eğitim sitesi oldu. TRT EBA'da yapılan 2516 saat yayın üzerinden de 7,4 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen sistemi aktif olarak kullandı. Mesleki eğitim kurumlarımızın koronavirüs ile mücadele günlerinde ülkemize iki aşamalı ilave katkısı oldu. Birinci aşama, ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan, yüz koruyucu siper, tek kullanımlık önlük ve tulum gibi malzemelerin üretiminde bu kurumlarımızda görev aldı. İkinci aşama ise salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan solunum cihazı ve maske makinesi gibi cihazların tasarlanması ve üretimi konusunda da yine mesleki eğitim kurumlarımız sorumluluk üstlendi. Altyapısı güçlü illerimizde bulunan mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz bünyesindeki araştırma geliştirme merkezlerimizin kapasitelerini bu amaçla güçlendirdik. Özellikle Vefa projesinde sağlıkta tarihimizin en büyük reformuyla milletimize verdiğimiz hizmetlerin standardını dünya ortalamasının çok üzerine çıkardı. Sadece son 2 yılda toplamda 25.239 yatak kapasiteli 10 yeni şehir hastanemizi hizmete sundu. Bunlar Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara, Bilkent, Bursa, Başakşehir, Çam ve Sakura, İstanbul Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, Kartal Doktor Lütfü Kırdar ve Erzurum Şehir Hastaneleridir. Son 18 yılda hastane yatak kapasitemizi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitemizi ise 19 binden 148 binin üzerine çıkardı. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız bugün 1 milyon 101 bini geçti. 58 adet olan MR sayımız 909 adede. 323 adet olan tomografi sayımız 1213 adede. 4891 adet olan diyaliz cihazı sayımız 18 bin adede yükseldi. 112 acil sağlık istasyonu sayımız 481 adetten 2985 adede, 618 olan ambulans sayısını 5437 adede yükselttik. Hatırlayın o günleri. Ambulanstan başka her şeye benziyordu. Ben bizzat yaşadım. Ölüme gidiyorduk. Yani ambulansı asacak bir askılığı dahi yoktu. Ve yaralı olan arkadaşımız, şu anda milletvekilim, o ayakta elinde yani zor tutuyor serum şişesini, devrilecek o halde. O şekilde Bolu'dan Düzce'ye kadar geldik. Hastaneye gittik. Sigortalı mısın? Emekli sandığım. Ya bu halde bu sorulur mu? Yapılması gereken neyse bunu yapman gerekir. Sigortalı. Burası sigortalı kabul etmiyor. Dediler ve oradan bizi devlet hastanesine sevk ettiler. Bunları yaşadık biz. Onun için de gelince kapıya geleni geriden çevirmeyeceğiz. Çevirmeyeceksiniz diye. Hamdolsun şimdi dönem böyle.
evde sağlık hizmetlerinden toplam 1 milyon 606 bin vatandaşımız faydalanıyor. Artık eve geliyor. Ayrıca koronavirüs ile daha etkili mücadele için 1000'er yatak kapasiteli Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener ve Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz acil durum hastanelerini de devreye soktuk. Bunların her biri 1800'er yataklı. Ama bir özellikleri daha var. Yeşilköy'de havaalanına uçak iniyor. Aynı şekilde Sancaktepe'ye uçak iniyor. Yürüme mesafesinde inip hemen hastaneye, acil duruma gelebiliyorsunuz. Böyle bir durum. Bu tabii ne düşünerek bunu böyle yaptık? İstedik ki buralara icabında sağlık turizminde gelenler rahatlıkla gelsin. Geldiği zaman da buradan hemen ambulans alsın, direkt hastaneye götürsün. Tedavisini olsun, ondan sonra da ambulans uçakla hangi ülkeden geldiyse o ülkeye gitsin. Veya ülke içindeyse ülke içinde gideceği yere gitsin. Ulusal anlamda, uluslararası anlamda Türkiye bunu yakaladı, bunu görsünler. Aynı şekilde biliyorsunuz Şam ve Sakura Hastanesi de bu özelliklere sahip. O da bu denli güzel. Zaten helikopterler hemen onun tepesine rahatlıkla inebiliyor. Orada heliportu var ve oradan tedavisini olup ondan sonra ister İGA'ya gitsin, ister diğer tarafa geçsin. Bütün bunlarla sağlık turizmindeki adımımızı da atıyoruz. Ülkemize giriş ve çıkışlardaki sağlık kontrolleri için 8 sınır kapımızda Sahra Hastanesi kurduk. Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık. Çeşitli sebeplerle geçici olarak yurt dışında bulunan 138 ülkedeki 90 binden fazla vatandaşımızı kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik. Bu vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaparak, karantina süreçlerini takip ederek, gerektiğinde hastanelerde tedavilerini yürüterek sağ salim ailelerine kavuşmalarını sağladık. Salgın döneminde tüm sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve en iyi şekilde verilmesini temin ettik. Ülkemizi sınırlarımızın içinden ve dışından gelecek her türlü tehdide karşı korumak, vatandaşlarımızı bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşatmak, devlet olmamızın en başta gelen şartıdır. Bunun için terörle mücadeleyi de kapsayan iç ve dış güvenlik konuları daima önceliklerimizin başında yer almaktadır. İç işlerinde son 2 yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 bin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak üzere toplam 2354 teröristi etkisiz hale getirdik. Yine bu arada ikna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardık. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son 1,5 yılda PKK'nın 400'e yakın eylemini engelledik. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün
bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık. Kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz. DAEŞ ve El-Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2652 operasyon yürüterek 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. Hamdolsun. 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DAEŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 2 yılda toplam 364.346 operasyon yürüttük. Vatandaşlarımızı ve özellikle gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tüccarlarına göz açtırmamakta kararlıyız. Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız kapsamında geri gönderme merkezlerinin kapasitesini 8.124 kişi artışla 20 bine, sayısını da 9 ilave ile 28'e çıkardık. Terörden arındırdığımız yerlere gönüllü olarak dönen Suriyeli sayısı 402 bini aştı. Halen ülkemizde bulunan Suriye'den ve diğer yerlerden gelmiş sığınmacıları da yakından takip ediyoruz. Milli savunmada ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan ordumuzu her alanda güçlendirdik. Fırat Kalkanı harekatına ilaveten Zeytin Dalı, Pençe, Barış Pınarı ve Bağır Kalkanı harekatlarıyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yeni darbeler indirdik. Irak sınırımızdan sızan teröristlerin önlerini kesmek için sınır ötesinde güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Böylece ülkemize bu bölgeden yönelik terör tehdidini önemli ölçüde bertaraf ettik. Libya'da yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükümetine destek veriyoruz. Trablus'u tehdit eden darbecileri gerileterek Libya halkının güvenliğini temin ettik ve geleceğine umutla bakmasını sağladık. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kimse heveslenmesin, ona da prim vermeyeceğiz. Kahraman ordumuz Afganistan'dan Kosova'ya, Somali'den Katar'a kadar dünyanın pek çok yerinde barışın ve huzurun teminatı olarak görev yapmaktadır. FETÖ terör örgütünden temizlenen ordumuz ülkesinin ve milletinin hizmetinde tüm gücüyle tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahraman askerlerimizin cesaretle ve fedakarlıkla verdikleri mücadele sayesinde ülke olarak geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını %70'lerden %30'lara düşürdük. Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır. Aynı dönemde savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e çıkarken sektörün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Bu tablo ihracatımıza da tabii ki yansıdı. Türkiye 18 yıl önce yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı yaparken bu rakam şimdi 3 milyar doları geçti. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmamızın bulunuyor olması geldiğimiz yerin en önemli işaretidir. Son 2 yılda Akıncı TİHA ve Aksungur İHA yerli helikopterimiz Gökbey ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Milli İHA motorumuz yine PD-170 ilk uçuşunu Anka platformu ile yaptı. C-130
GPS'ten bağımsız otonom sürü İHA projesi herkesi başlattık. Tabii Kerkez bu da bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor. Bu dönemde güvenlik birimlerimize 21 adet T-129 atak taarruz ve taktik keşif helikopteri teslimatı yapıldı. Ayrıca çeşitli kurumlarımıza 15 adet Anka İHA, 58 adet Bayraktar TB2 İHA SİHA, 206 adet Kamikaze Mini İHA teslim edildi. Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik ve bakanlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Aynı şekilde yine gruptaki arkadaşlarımla görüşmelerimizi yaptık ve bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu sürdürülüyor ve talipler evet artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Tüm dünyanın da dikkatini inşallah çekecek. Her yönüyle Kanal İstanbul Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak ülkemizin gündeminde değil, dünyanın gündeminde de nasıl havalimanımız yerini aldıysa o da yerini alacak. Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki kapasitesini artırmak, yörünge haklarını korumak ve daha geniş kapsama alanlarına sahip olmak için başlattığımız 3 yeni uydu projesinde sona yaklaşıyoruz. Özellikle de Aralık 2019'da ilk enerji beslemesi yapılarak üretimi tamamlanan TürkSat 5A uydusunda son testler devam ediyor. Uydu bu yılın 3. çeyreğinde yerde teslim alınacak ve 4. çeyrekte uzaya fırlatılacak. Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan TürkSat 5B uydusu ise 2021 yılının 2. çeyreğinde uzaya gönderilecek. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak yerli haberleşme uydusu TürkSat 6A'yı ise 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Salgın döneminde sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlarımıza 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptık. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Son 2 yılda 1 milyon 650 bin iş yeri ve 10 milyon 680 bin sigortalımız için 79,7 milyar lira tutarında destek verdik. Aktif iş gücü programlarımızla son 2 yılda toplam 980 bin kişi için 4,1 milyar liralık kaynak kullandık. İşsizlik ödeneğinden son 2 yılda 1,8 milyon vatandaşımıza toplam 14,7 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizde son 2 yılda 303 bini kadın, 21 bini erkek, 35 bini çocuk olmak üzere toplam 360 bin kişiye hizmet verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında son 2 yılda 1 milyonun üzerinde kişiye eğitim ve seminerler verildi. Kadın konuk evi sayısını da 8'den 145'e çıkartarak 320 bin 500 kişiye hizmet verebilir hale geldi. Biz bize yeteriz kampanyamızla vatandaşlarımızdan 2 milyar lirayı aşan bir destek sağladı. Son 2 yılda
yaklaşık 3,9 milyon aileye 3,5 milyon ton ısınma amaçlı kömür yardımı yaptık. Salgın süresince dünyadaki yaşlı bakım kuruluşlarında ölüm düzeyi %30 ila 80 arasında seyrederken ülkemizde bu oran %4'te kalmıştır. Bir diğer önemli hizmetimiz olan engellilere yönelik evde bakım uygulamasında da 535 bin vatandaşımız yararlanıyor. Son 2 yılda engellilerin evde bakımı için 17 milyar lira ödeme yaptık. Engelli memur sayımızı yaklaşık 10 katlık artışla 5777'den 57408'e yükselttik. 81 ilimizde 259 adet riskli alan ile yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 61 ilimizde rezerv yapı alanları belirledik. Can güvenliği tehlikesi olduğunu belirlediğimiz 1 milyon 394 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşımıza dönüşüm çalışmaları için 14,7 milyar lira destek sağladık. Onun için vatandaşlarımıza diyorum ki bizi zora sokmayın. Gelin Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir yeri riskli alan olarak ilan ediyorsa bize yardımcı olun ve biz buralarda süratle inşaatlarımızı yapalım ve sizler de buralara yerleşme imkanını bulun. Kocaeli'nden İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ekosisteminin meyvelerini toplamaya başladık. Hedefimiz 2023'e kadar ülkemizden en az 10 tane milyar dolarlık yeni şirket çıkarmaktır. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi alanında kritik adımlar attık. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinden, araştırma merkezlerinden ve alanında öncü küresel firmalarından 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize getirdik. TÜBİTAK'ın çeşitli programları kanalıyla ülke genelinde son 2 senede 7 milyonun üzerinde gencimize ulaştık. Son 2 yılda 79 gencimiz uluslararası bilim olimpiyatlarından 105 madalya ile döndü. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere başlattığımız DeneYap Türkiye projesi kapsamında 30 şehrimizde teknoloji atölyelerinin kurulumunu tamamladık. 81 ilde 100 DeneYap teknoloji atölyesinde 50 bin özel yetenekli öğrenci yetiştireceğiz. Toplumda teknoloji ve yenilikçiliğe yönelik ilgiyi artırmak amacıyla 2 yıldır düzenlediğimiz Teknofest, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Türkiye'nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, 2018'de Akdeniz'de sondaja başladı. Geçtiğimiz yıl ikinci sondaj gemimiz Yavuz, sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimizle Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Değerli misafirler, şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz ne sismik araştırma gemilerimizle ne sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Biz
uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de evet haklarımız nelerse bu çerçeve içerisinde bugüne kadar bu adımlarımızı attık. Bundan sonra da aynı şekilde bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bin yıllık komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkı özgürlüğe, huzura, güvene kavuşana kadar bu ülkede kalmaya devam edeceğiz. Bugünlerde Suriye'de bir seçim yapıyorlar. Sözde seçim. İzlediniz değil mi? Allah aşkına. Böyle seçim olur ya. Nerede dünyanın demokrasi, demokrasi diyen ülkeleri? Hiçbirinin ağzından bir kelam çıkıyor mu? Siz ne yapıyorsunuz ya diyen var mı? Böyle seçim mi olur ya? Yani bizim geçmişte olduğu gibi. Hani o tek parti döneminde yaşandığı gibi. Bunlar da aynısını yapıyor. Bakıyorsunuz demokrasi noktasında çok çok ileri olduğunu söyleyenler, bunun yanında Birleşmiş Milletler kalkıp da ne yapıyorsunuz diyen yok. Ve vatandaş eli mahkum orada gidiyor oyunu kullanıyor. Tabii şimdi bir de bir seçim neticesi ilan ederler, evlere şenlik. Yapacakları iş bu. Bütün bunlara karşı biz sesimizi yükseltmek durumundayız. O mazlumların, o mağdurların adına sesimizi yükseltmek zorundayız. Öbür tarafa geliyoruz. Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım 2019 tarihinde Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladık. Bu ahdi ve meşru zeminde Libya ile işbirliğimizi geliştiriyoruz. Libya ile imzaladığımız mutabakat muhtırasına dayalı olarak ülkemizin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarını sonuna kadar kararlılıkla savunuyoruz. Ayrıca bu ülkeyle enerji alanındaki işbirliğimizin güçlenmesi için ilave adımlar da atıyoruz. Libya'nın meşru hükümetine karşı saldırgan tavırlar içinde olan herkes uluslararası hukuka ve Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye, Irak diyaloğunu her alanda ve düzeyde yoğunlaştırmanın gayreti içindedir. Irak'ın siyasi birliğiyle toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütleriyle mücadele, yatırım ve ticaretin geliştirilmesi, Irak Türkmenlerinin haklarının korunması amacıyla bu ülkeye yönelik çabalarımızı da sonuna kadar sürdüreceğiz.